Şarkıcı Gülşen skandal sözleriyle İmam Hatip öğrenci ve mezunlarına hedef almıştı. Gülşen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Gülşen'in skandal sözlerinin ardından tepkiler çığ gibi büyümüş ve hukuki süreç başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şarkıcı Gülşen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülşen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltı kararı verildi. Bir açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı şarkıcı Gülşen hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip okullarını hedef alan çirkin açıklamalarına tepkiler dinmiyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından konuya ilişkin tepkilerini dile getirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmam Hatip liselerine ve İmam Hatiplere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İmam Hatip liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir sözleriyle tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise şarkıcı Gülşen'in İmam Hatipliler hakkındaki skandal ifadelerini toplumun belirli bir kesimini hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur, insanlık ayıbıdır sözleriyle kınadı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise İmam Hatip mensuplarına yönelik hakaretin kabul edilemez olduğunu belirtti, şiddetle kınıyorum dedi. Konuşacağız şimdi bu skandal açıklamaları. Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül yayın konuğumuz. Sayın Mehmet Nezir Gül, hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tüm detayları bültenimizde paylaştık. Şarkıcı Gülten'in toplumun önemli bir kesimini, İmam Hatip mezunlarını, öğrencilerini hedef alan skandal sözleri ve ardından da özellikle iktidar kanadından gelen, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklamaları paylaştık. İlk değerlendirmenizi almak isterim önce. Buyurun. Öncelikle kıymetli izleyicilerimize selam ve hürmetlerimi sunarak sözlerime başlamak isterim. Hakikaten yaşadığımız bu hadise bizim için çok üzücü. Yani kabul edilmesi asla mümkün olmayan, bizi şiddetli bir şekilde üzüntüye gark eden bir hadise. Ve biz bu söylenen ifadelerin, yakıştırmaların kesinlikle haddi aşmak olduğuna inanıyoruz. Maksadını da aşmanın ötesinde büyük bir camiaya iftira olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Aynı zamanda toplumumuzun var olan huzurunu, farklı anlayışlardaki, farklı yapılardaki değişik görüşlere mensup insanlarımız arasında adeta bir fitne tohumu ekmek ve bir camiayı, bir kitleyi diğer insanların nezdinde istiskal etmek suretiyle, küçük düşürmek suretiyle çok haddini aşan bir ifade olarak ve ciddi manada bir provokasyon olarak görüyoruz. Hı hı. Bu yüzden de bunu çok büyük bir üzüntüyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Zaten bakanlığımızda, Milli Eğitim Bakanlığımızda bu anlamda bir açıklama yaptı. Hı hı. Hem bakanlığımız hukuki bir süreç başlattı, hem de ayrıca farklı sivil toplum kuruluşlarımızın da yine bireylerin de bireysel anlamda başvurularıyla hukuki zemin de bu anlamda devam etmektedir. Hı hı. Sayın Gül, son dönemde özellikle muhafazakar kesimi, camiayı hedef alan böyle sık sık tepki çeken açıklamalarla karşılaşıyoruz. Yakın zamanda sanıyorum geçtiğimiz hafta Profesör Doktor Üstün Dökmen'in sözlerini tartışmıştık. Yine başörtülüler üzerinden bir tartışma çıkartılmaya çalışılmıştı. Başörtülüden, evet, psikolog, psikiyatr olmaz gibi sözler
toplumda infiale sebep olmuştu. Bugün şarkıcı Gülşen'in sözlerini konuşuyoruz. Yakın zamanda da LGBT bayrağı açarak sahnede yer almıştı. Yine bir takım kesimden de destek de görmüştü aslında. Bazı sanatçılar da yine LGBT bayrağıyla sahneye çıkarak destek vermişlerdi. Peş peşe böyle politikalar izlenmesini, özellikle toplumun sinir uçlarına, hassas olduğu noktalara sirayet edecek, dokunacak davranışlarda bulunulması ne ifade ediyor, ne anlama geliyor? En hafif ifadesiyle bir cehalettir. Öncelikle bunu belirtelim. Bu çok masum bir yorum olarak ben bunu ifade ediyorum. Bu ülkede sanatçı olarak gezinen, sanatçı geçinen, akademik ünvanıyla, profesör kimliğiyle, akademik camiada varlığını hissettiren insanların toplumu iyi okuyamaması, toplumun değerlerine karşı adeta savaş açarcasına bir söylem geliştirmeleri, nefret dilini geliştirmeleri, ötekileştirici bir anlayışla toplumu germeye ve hasreten de belirli bir kesimi böyle toplum dışı, onları sanki çağın dışında kalan insanlar ve adeta bu toplumda onlara hayat hakkı tanınmaması gerekiyormuş gibi bir yaklaşımla olaya bakmak en hafifiyle cehalet, ama ben ideolojik körlük diyorum. Yani ideolojik körlük maalesef bu insanlarımızı ciddi manada her türlü, sadece anladığımız manada gözlerini değil, kalp gözlerini de kapatmış durumda. Onlar öyle ki öyle bir noktaya gelmiş ki maalesef bir kısım insanlar, sanatçı olsun veya akademisyen olsun veya farklı anlayışlarda, mesleklerde insanlar olsun, bu milletin değerlerini anlayamayan, bu milletin kıymetlerini bilemeyen, bu milletin birlik ve bütünlüğünden bir yönüyle de sanki rahatsız olan insanlar. Oysa ki yani biz bütün bir toplum olarak, bakın ben din öğretimi genel müdürü olarak şunu çok rahat bir şekilde söyleyeyim. İmam Hatip okulları ile ilgili biz daha yoğun tabii çalışmalarımız, ilgi alanımız artı tüm okullardaki din, ahlak ve değerlerle ilgili çalışmaları yürütüyoruz genel müdürlük olarak. Ama ben hiçbir zaman bu yakıştırmaları bir İmam Hatip öğrencisine, İmam Hatiplere yakıştıramadığım gibi, onlar için kullanılamayacağı gibi bir Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, herhangi bir meslek lisesi, okulu veya öğretmeni için de asla kullanılamaz. Böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, ayrıca Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak tüm yavrularımızı kucaklayan, hepsini kardeş bilen, hepsini güzelliklerle, hayırlı değerlerle yetiştirmeye çalışan, onları iyilik erleri, erdemli insanlar, faziletli insanlar, bir taraftan akademik yönden onları geliştirmeye çalışırken, diğer taraftan sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle, sanatsal çalışmalarla da onları geleceğe hazırlamaya çalışan, onların yeteneklerini ortaya koymaya çalışan ve bu çalışmalarımızı yaparken de hiçbir zaman için okullar arasında da ayrım yapmadan bütüncül bir bakışla hizmet etmeye çalışan insanlarız ki bizim camiamızda, İmam Hatip camiası da, Milli Eğitim camiası da aslında bu iddiayla ciddi manada bir töhmet altında tutulmak istemiştir ki ben bunu sanatçı anlayışına da kesinlikle yakıştıramıyorum Nurdan Hanım. Yani biz sanatçı dediğimiz toplumun değerlerine saygılı olması lazım. Onların önem verdiği, onların hürmet ettiği temel değerlere, ilkelere saygılı olmak zorunda. Katılmayabilir, benimsemeyebilir ama bu hiçbir zaman için benimsemediği bir düşünceyi böyle pervasızca eleştirme hakkını asla elinde bulundurmaz. Bu anlamda yani eleştirel ahlakın, eleştiride etik boyutun da hem sanatçılar için, hem akademisyenler için, hepimiz için, eğitimciler için de, siyasetçiler için de çok çok önemli olduğunu ben bu vesileyle bir kere daha da vurgulamak istiyorum. Yani İmam Hatip camiasıyla alakalı ne istenebilir? Yani ben şunu ifade edeyim. Bugün Türkiye'de işte 70 bine yakın okul var. Bu okullar içerisinde program çeşitlilikleri var. Meslek liselerinde biraz daha mesleğe yönelik programlar ağırlıktayken, efendim sosyal bilimlerde sosyal ilimlere yönelik daha ağırlıkta, İmam Hatipler'de hem mesleki anlamda hem üniversiteye hazırlama anlamında çok güzel böyle iki kanatlı öğrenci yetiştirmeye yönelik programlarımız var. Bizim İmam Hatip okullarımız içerisinde fen ve sosyal bilimler programını uygulayan sanat programı, musiki programı, spor programı, uluslararası İmam Hatip programı uygulayan, hafızlık uygulayan, yani çok yönlü programların uygulandığı okullarımız da var. O yönüyle buradan sanatçılar da çıkıyor, ilim adamı da çıkıyor, efendim tüccar da çıkıyor, akademisyen de çıkıyor. Çok yönlü olarak biz bu İmam Hatip okullarımızda gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz.
Bu açıdan böyle bir hadisenin cereyan etmesi çok büyük bir talihsizlik olarak da görüyoruz. Dediğim gibi bir sebebi cehaletse diğeri ideolojik körlüktür. Ama maalesef artık insanlarımızın böylesine ayrıştırıcı pozisyonlardan kendilerini sıyırmaları gerekir. Biz kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, imam hatiplisiyle, diğer meslek lisesiyle, Anadolu Fen Lisesiyle, tüm gençlerimizle, tüm eğitimcilerimizle birlikte sağlıklı nesiller, geleceğe umutla bakan, hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda kendisini çok iyi geliştirmiş, yeteneklerini ortaya koymuş bir neslin yetişmesi için, aynı zamanda bunları ahlakımızla, insani ve İslami değerlerimizle de yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun da herhalde suçlanacak değil, alkışlanacak bir husus olması gerekir diye düşünüyorum. Söylediğiniz nokta önemli. Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon genç İmam Hatip okullarında eğitim alıyor. Ve yine onlara eğitim veren on binlerce ilim öğreten öğretmen var. Ve sık sık biz İmam Hatip öğrencilerini başarılarıyla, birincilikleriyle de bültenlerimize de taşıyoruz aldığı başarılarla. Haliyle böyle bir açıklamayla aslında hem öğretmenleri hem de öğrencileri de töhmet altında bırakılmış oluyor. Sayın Gül, biz İmam Hatip okullarının ilk kez hedef alınmadığını biliyoruz. Yakın zamanda, sanıyorum geçtiğimiz yılın son günleriydi. Bir kez daha İmam Hatip okullarına bu tarz söylemler dikkat çekmişti. İsmini şu an hatırlamıyorum ama İmam Hatip okullarına çocuğunuzu göndermeyin, düz liseye gönderin daha iyi gibi açıklamalar gündeme gelmişti yakın zamanda. Hafızamızı tazelediğimizde de sık sık bu açıklamaların yapıldığını, İmam Hatip okullarının özellikle hedef alındığını görüyoruz. Neden Türkiye'de İmam Hatip okullarına dair bir karalama kampanyası yürütülüyor? Şimdi soruyu cevaplarken İmam Hatip liselerimizin geçmişine baktığımız zaman 1913 yılından itibaren Mektep Medresetül Eyyime vel Kutaba ile başlayan, 1924'te Tevhid-i Tedrisat'la birlikte İmam Hatip mektepleri, İmam Hatip okulları olarak devam eden bir sürecimiz var. Ve 1951 yılında İmam Hatip okullarının açılmasıyla birlikte de sürecimiz çok daha sağlıklı bir zemine ulaşmış oldu. Özür dilerim. Estağfurullah. Dolayısıyla İmam Hatip okullarımızın varlığı aslında hem sosyal bilimler, hem fen bilimleri, hem de temel İslami bilimlerin öğretildiği mekanlar olması hasebiyle hakikaten Türkiye'ye özgü ve İslam dünyasında da büyük bir model olarak kabul edilen, ibretle böyle çok örnek alınan bir uygulama. Bizde çünkü bir taraftan Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis gibi derslerimiz varken fizik, kimya, biyoloji gibi derslerimiz de var. Bizim öğrencilerimiz üniversiteye girişte çok büyük başarılar elde ediyorlar. Mesela bu seneki ilk yüze giren öğrencilerimiz içerisinde 37 derece alan öğrencilerimiz var. 37 öğrencimiz derece aldı. Bu da hakikaten İmam Hatip'lerin akademik yönden de büyük gelişme gösterdiğini ortaya koyuyor. Şimdi bazı kesimlerin maalesef bu ülkenin değerlerine yabancılaşmış kimi insanlar frekans olarak veya referans olarak veya ölçü olarak bu ülkenin değerlerini, insani ve İslami değerlerini değil de ölçüyü başka alanlarda gören insanlar İmam Hatip'in bu ruhundan, bu programından tamamen yoksun ve buna da bilmediğinden dolayı veya çok iyi bilerek karşı çıkmakta. Oysa hiçbir şekilde İmam Hatip'ler korkulacak insanlar değil, çekinilecek insanlar değil. İmam Hatip'ten yetişen insanlar hem bu ülkenin değerlerine çok iyi bir şekilde bağlı olarak yetişiyorlar. Hem ahlaki değerlerle iyi bir şekilde mücehhez olmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda akademik yönden de kendilerini geliştiriyorlar. O yüzden bunu anlamak hakikaten hani bir akıl tutulması diye bir kavram var ya Nurdan Hanım. Cidden bir akıl tutulması yaşanıyor. Kimi insanlar siz ne yaparsanız yapın uluslararası arenada yani Nobel ödülü bile alsanız eğer bu ödülü alan bir imam hatipli ise ona yine bir bahane bulacaktır. Yani böylesine şartlanmış, olumsuzluğa şartlanmış bir kesim var. Ama biz onları da kucaklıyoruz, onları da suçlamıyoruz. Onları da aslında hakikatlerle, güzelliklerle tanışmaları için her türlü ortamda onlara gerçekleri söylemeye çalışıyoruz. Bu yönüyle de bizim arayışımız hakikat arayışıdır. Bizim arayışımız güzelliklere, iyiliklere yönelmedir. İyi nesil oluşturmak, sağlıklı bir nesil oluşturmaktır.
Bunu oluşturmak için çaba harcıyoruz ve kanaatimce bu iyiliğe hepimizin ihtiyacı var. Güzelliklere hepimizin ihtiyacı var. Merhamete hepimizin ihtiyacı var. İnsani değerleri yüceltmeye ve Anadolu topraklarını efendim yeşerten, canlı kılan İslami değerlerimizde var olmaya her zamandan daha çok ihtiyacımız var. O yüzden bunlardan hiç korkmaya gerek yok. İmam Hatip Camiası böyle ürkülecek bir camia değil. Bizim komşumuzdur, işte yan okulda okula devam eden çocuklarımızdır. Hayatın her alanında, edebiyatta, kültürde, sanatta, siyasette, iş dünyasında, uluslararası arenada mezunlarının var olduğu ve güzel başarılar ortaya koymuş olduğu bir camiadır İmam Hatip Camiası. O yüzden yani bizim gözümüzü kapatarak, bazı insanlar için söylüyorum, gözümüzü kapatarak böyle kendimizi karanlığa mahkum etmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Güneş var, etraf aydınlık, gözümüzü açalım, güzellikleri görelim diye düşünüyorum ben. Çok önemli bir şey söylediniz aslında. Toplum olarak hepimizin en önemlisi merhamete ihtiyacı var. Merhamet biraz oldu mu sanıyorum empati duygusuyla da hiçbir sorun yaşamayız diye düşünüyorum. Sanatçı kimliğinden bahsettiniz Sayın Gül. Bahsettiğimiz kişi ve kişiler hakkında sanatçı kimliğine vurgu yaptınız. Şimdi sanatçı dediğimizde aslında toplumun ortak değerlerinden bahsediyoruz. O sanatçıları takip eden, onu rol model olarak gören milyonlarca gencimiz var. Henüz yolun başında olan. Şimdi bu söylemlerin, bu ifadelerin Türk aile yapısını, gelenek ve göreneklerimizi nasıl etkilediğini de sanıyorum konuşmak gerekiyor. Gayet yerinde. Şimdi tabii yani izleyicilerimize ifade etmemiz lazım. Bir toplum bazı meslek erbabıyla daha güçlü bir biçimde geleceğe taşınır. Bu sanatçısıdır, bu eğitimcisidir, bu ticaret erbabıdır, zanaatkarıdır, iyi yetişmiş çiftçisidir, esnafıdır. Yani hangi mesleği icra edersek edelim, bu ülkeye her bir meslek erbabının vereceği pek çok güzellikler var efendim. Dolayısıyla ama öne çıkmış ve rol model olma pozisyonunda olan insanlar da var. Sanatçılar bunlardan birisi. O yüzden sanatçılardan beklenen tabii ki yani hakikaten zarif ifadelere sahip olması, zarif anlayışa sahip olması. Hani biz akli selim, kalbi selim. Değil mi efendim? Bir de zevki selim sahibi insanlar yetiştirmeye çalışırken, yani hasreten zevki selim sahibi sanattan, medeniyetten, inceliklerden, efendim asırlar boyu devam eden o güzelliklerden, musiki yoluyla, tiyatro yoluyla, efendim farklı etkinliklerle, mimari alanda böyle sanatkarlarımızın varlığı, öncülerimizin varlığı çok kıymetli. Müzik alanında var olan sanatçılarımız, pek çok sanatçımız var. O yönüyle de zengin bir topluluğuz. Ama hakikaten her şeyden önce sanatçı topluma saygı duymak zorunda. İçinde yetiştiği toplumun değerlerini benimsemeyebilir efendim. Kabul etmeyebilir. Farklı düşünebilir bazı noktalarda. Ama asla düşmanlığa prim veremez. Hiçbir sanatçının buna hakkı yok. Tıpkı biz eğitimcilerin hakkı olmadığı gibi. Ben İmam Hatiplerle ilgili çalışma yaparken diğer tüm yavrularımızı da kucaklamak zorundayım. Onlar da bizim yavrularımız. Asla ayrıştırıcı bir noktaya girmem. Dolayısıyla sanatçılarımız da sadece kendi hayranlarını değil, kendisine hayran olmayan, dinlemeyen kitleleri bile kucaklayıcı bir açıklama yapmalı, eğer açıklama yapacaksa. Ötekileştirici bir noktaya girmemeli. O yüzden bu yaşanan hadiseyi hakikaten biz de esefle gördük ve izledik. O yüzden temennimiz bir an evvel tabii ki söz konusu olan hanımefendinin bizim milletimizden, efendim eğitimcilerimizden, öğretmenlerimizden, bütün öğretmenlerimizden, çünkü yani bir bölgeden şu vasıfta insanların yetişiyor denmesi sadece belli bir kesime yönelik bir hakaret değildir. Aynı zamanda bütün bir Milli Eğitim Bakanlığımıza yönelik, tüm eğitimcilerimize yönelik bir hakarettir, tahkirdir. Tüm eğitimcilerimizden özür dilemesi gerekir. Halkımızdan özür dilemesi gerekir. Bunu ifade etmesi gerekir. Bu özrü tabii ki bizim hukuki sürecin devam edeceğini de yine bu anlamda onun takipçisi olacağımızı da ifade edelim. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı, takip sürecimizi devam ettirirken aynı zamanda bizim vatandaşlarımızın bu anlamda sükunetle süreci devam ettirerek
hukuki zemin çerçevesi içerisinde haklarını aramaları gerektiğini ben ifade etmek isterim. Hani bir kem söze yine kem sözle karşılık verilmez. Yanlış yapan insana yanlışla karşılık verilmez. Biz yine adabımızla, bilgimizle, görgümüzle, bize yakışan vakarla asla ötekileştirmeci bir dil ve yöntem ve uygulamaya başvurmadan biz hukuki zemin içerisinde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Ama bizim de şu beklentimiz herhalde en tabii hakkımızdır. Yani insanlar, sanatçılar, yazarlar, öncüler, efendim, eğitimciler o topluma değer veren, değer katan, değerlerini artıran ve bunun öncülüğünü yapan insanlar olmak zorunda. Bunu yapmadığı takdirde hakikaten içerisinde yetiştiği topluma ihanet etmiş olur ki böylesi bir duruma hiçbirimizin de düşmemesi gerekir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Mehmet Nezirgül yayına katıldığınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Sözü Neşet Ertaş ustamızla bitirmiş olalım. Der ki kendi kendisinden utanmayan yeryüzünde hiç kimseden utanmaz. O yüzden önce bizim kendi otokontrolümüzü de yapmamız lazım. Kendimizden utanmamız lazım bazı şeyleri söylemeden önce, yapmadan önce. Dolayısıyla bir sanatçımızdan, ustamızdan bir sözle hitame erdirelim sözümüzü. Ben de böyle bir imkanı tanıdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayına katıldığınız için. Din Eğitimi, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'le şarkıcı Gülşen'in skandal sözlerini konuştuk.